İzlerken dedim ki Evrim bir şey yaptı ben mi kaçırdım? Demin Hakan'a sordum hatta ben mi kaçırdım? Ya hayır aslında bu kadar hani çirkefsiniz, şöylesiniz bu kadar hak, hak edecek hiçbir şey yok. Tamamen herhalde bu Nagihan'ın oyunu kaybetmesinden kaynaklı bir sinir. Ben... Nagihan oyunu kaybediyor bunu gönüllerden bilmeye çalışıyor. Ama aslında bence kafasının içindeki şey Evrim'e ben nasıl üç kere kaybederim? Sonra diyor ki e, Evrim'in de hani ona cevap verdiğini falan görünce işte hani tamam bugün kazandın ama mutlusun ama hani performans değildi bu yarışma. İşte öyle mi oturayım böyle mi oturayım öyle mi rol keseyim böyle mi rol keseyim. Senin işin onlar işine bak sen performans bizim işimiz. Önümüze engel olma diyor. Nasıl böyle bir şey yaptın diye şaşırıyor bence. Evet. Çünkü 5'te 5 beş yapmış. Bu oyunların 3'ünü Nagihan'dan almış. Nagihan onu 2 kere seçmiş. Iki kez, ikisinde de yenmiş. Yani bir süperstar performansı dün Evrim'inki. 5 oyun alıyorsun. Bunların e ee, ikisi Nagian, üçün Nagian'dan. Nagian seçti. Biri, mi? Sema'dan, mi? biri de şeyden, Gizem'den efendim? Nagian seçti. Nagian seçti. İkisinde de ikisinden Nagian seçti. Birinde ne oldu? Birinde ne oldu bir dakika? Onu bulamadım evet, ama de Nagian seçmiş yani. Ya işte böyle olunca tabii <laughs> Nagian ayarları böyle kaçıyor. Yapacak yani bir şey yok. çok ben yersiz buldum bu şeyi ya. Bu kadar gerginliği kaybedebilirsin. Hani karşındaki yarışmacının performansı iyi olmasa da ya da e, bir sporcu olmasa da onu küçümsemeyeceksin. Ya da onu zayıf rakip olarak seçmeyeceksin kendine artı bir puan daha yazılsın diye. Sonra yenildikten sonra da... Yani ben şeyi anlamadım. Performansa e, performansa işin yok senin. O zaman o zaman bu kadar kasmayacaksın. ne yapsın yani. Hani yürüsün oyunu sana mı versin? ne yapsın ben anlamadım Hayır, orada. Orada bir mantık var. Diyor ki, hani kaybettin mi diyor. Performans çok önemli değil Survivor'da. Kazandın diyor. Bak diyor yüzün gülüyor. Bak diyor. Tabii ki de gülecek yani. Nage'nin tamam ama tabii ki gülecek. Bir şey demedi ki orada. Okey haklısın ama Nagihan'ın kafasındaki bu bence. Yani bir, bir mantığı da var aslında. Sen ben yine dönüş... mantığını oturturamadım. Neden? Şimdi Evrim kazanmış olsaydı işte benim gücüm. Ben böyle güçlü rakipleri yenerim. Yenilmezleri böyle yaparım falan dese diyeceğim ki evet yani. Hani orada Nagihan'ın söylediği altı dolu bir cümle. Sonuçta kaybettiğinde Evrim böyle böyle diyor. Kazanınca işler böyle oluyor. E, evrim hiçbir şey demedi ki yani bu kız kazanınca ağlasın mı otursun da. Ben nasıl kazandım görüyor musun? Nagihan bu? ablayı çok seviyorum. Oyunu kaybetmeli Evet. Bir yani. şey olması lazım evet. o zaman yani. Bir, durum oluyor bir şey bu. demesi değil. İşte arkadaşları gönüllüler diye bağırıyor. Evrim'i karşılıyorlar. Evrim çak, Evrim şöyle böyle şey yapıyorlar ya. Aa diyor bak diyor performans da bir şeymiş demek ki. Takımı da havaya sokuyormuş, seni de havaya sokuyormuş. Hani işine geldin mi diyorsun ya. İşte performans hiçbir şeydir. Önemli olan karakterdir, duruştur, yalnız kalmaktır falan hep bundan bahsediyorsun. Ee bak oyun aldın. Keyifler yerinde bakıyorum. Seni el üstünde tutuyorlar falan. Ona getiriyorlar falan. Hani bir o tarafta bir mantığı var aslında. Şimdi ama mantıksız. Mantıksız gibi. Seda'yı kaybetseydi pardon <laughs> e Kemal abi. Sorayım. Sence bu tepki yine böyle olur muydu? Seda Evrim değil de Seda'yı kaybetmiş olsaydı. Güçlü bir yarışmacı sonuçta. Kim Nagihan mı? Evet. Ya bilmiyorum ki yani. Yok. Bu kadar tepki vermezdi. O evrimi her halükarda yenerim felsefesiyle parkura çıktı. Seçti. Seçti. Çok... Seçti. O yüzden de bunun etkisini yaşadı. Ama ben diyorum ki. Sen kazandığın zaman evrimle evrim sana kazandığında bile işte şansla kazandın hmm. veyahut da e, bu oyun benim oyunumdu işte e, bakma kazandın gibilerinden söylemlerde bulunmadı ki o zaman bile ağzını açmadın. Bak o kadar konuşmalarda ağzını açmadın kız hiçbir şey dememiş sesini çıkarmamış kendi mençine gidip arkadaşlarını sevinçli paylaşıyor. Ve sen oradan hiçbir şey yokken yani özellikle hakikaten ben de baktım Evrim laf mı atıyor da ona karşılık veriyor. Hiçbir şey yokken konuşuyorsan bu mağlubiyeti hazmedememen. Özeti bu. Net. Mağlubiyeti hazmedememen. Beş mağlubiyet şey beşte beş yapıyor Evrim. Bütün kadınları yeniyor. Gizemi yeniyor. Evet, evet. Merve'yi yeniyor. Sema'yı yeniyor. Nagihan'ı bayrak dahil şey. iki defa yeniyor. Bak bayrak dahil iki defa yeniyor. E diyeceksin ki ya bilemediğin öp, eli de öp yani. Evet. Haklısın ya. Bugün gerçekten sen buranın kraliçesisin. Bugün için söyleyebilirim diye dersin. Şimdi evrim için konuşacağız mı? Konuşabilir Konuşabiliriz tabii. Şimdi bir evrim bir anlatalım. Gözlük takılıyor bir daha. Evrim'i bir konuşalım ama şimdi. Takılıyor. Gözlük evet. takılıyor bir şey var tabii. Silah gözlüktür yani. Şimdi arkadaşlar hani hepimizin belirli dönemler oluyor. Bu dönemlerde hastaneye gidiyoruz, hastalanıyoruz. ...serum yiyoruz... ...bazen olay ileri boyuta gidiyor... ...ameliyat oluyoruz... ...Evrim Olabilir. bu süreci geçirdi... ...ameliyata bile girdi... Doğru. ...ne oldu? En çok sürgün adasına giden kadın... ...doğru muyuz? Doğru, doğru. doğru En çok potaya çıkan kadın... Ciddi potalarda Yarışmacı. Evet. evet. Sadece kadın değil, yarışmacı. Yarışmacı, çıktı mı? En çok seçmeyen... ...tam tersi seçilen kadın... ...doğru, doğru mu? Doğru. doğru. En çok ünlülerden... eleyen kişi... Hem Doğru. de Mert'i, e, Sercan, Birsen, Bora'yı eleyen kadın. Buna evet, da mutabıkız. Bir bizi elemedi. En çok eleştirilip, performans bakımından en çok eleştirilenlerin başında gelen bir kadın. Doğru. Doğru. Bunu da okeyledik. Bütün bunlara rağmen her düştüğünde ayağa kalkan bir evrim. Güçlü Doğru bir mu? karakter. Evet. Güçlü olarak ayağa kalkan bir evrim. Her oyunda üstüne koyan bir evrim. Ve bunu da bize hissettiren bir evrim. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bunu Bence, okay doğru. Dedik. Sizce şampiyon değil mi? Şampiyon ilan Her hafta olgunlaşan, her hafta olgunlaşan bir kadın. Bu son oyunda en üste koyan Nagihan'la o konuşmalarında seni seviyorum abla diyerek de olayın dışına çıkıp da her şeyi kendi lehine çeken bir kadın. Doğru mu? Bu da doğru biz bir şey demedik ki. Sonunda doğru mu diyorsun? Ben sonunda, cevap vermedim. Sonunda burada başka şeyler Performans olabilir. olarak birinci olup ne getirdin? O ne? O ne? Küllerinden doğan kadın. Evrim Keklik. Wow. Seni yürekten alkışlıyorum. Ağzından öpüyorum Kemal abi. kardeşim seni. Hayır. Bir, bir çalışma çalışma başa, Bu kadar abi. yapabilirsin. Seni yürekten kutluyorum. Ben de yani bir dün gönülleri <laughs> aldın, sırtladın, götürdün. Herkese de ders verdin. Vallahi Tebrik evet, ediyorum kardeşim. Doğru. doğru. Bence Şu an gözüken iyi. doğru. Peki ben şunu sormak istiyorum. Sizce Evrim'in bu performans çıkışı e, kalıcı mı? Bunu kendisi belirleyecek zaten. Ya hayır. Son. Haminiz son, ne olur? Öyle sorayım o zaman Ben, ben artık bu güçle, bu performansınınla, özgüvenle. Hani tabii ki bir daha beşte 5 beş yapmaları zor olacak. Dörtte dörtler zor olacak ama üçte ikileri, dörtte ikileri ben Evrim'den göreceğimizi düşünüyorum. Eğer hız parkuru olmazsa bence bu şekilde devam eder. Ama eğer bir hız parkuru olursa evrim hani geride kalabilir diye tahmin ediyorum. Daha çok mesela burada bir hız parkuru yoktu. İşte bir şey itiyorsun, oradan bir şey toplamaya çalışıyorsun vesaire. Hani el becerisinin daha yüksek olduğu o en sonda arabayı çekişleri hani bunların hepsi bence bir yetenek gerektiriyor. O yüzden de hani buralarda evrim farkını ortaya koyuyor. Ama onun dışında şöyle bir durum var. Şimdi mesela diyoruz ya evrim e, olgunlaştı ve olgunlaşarak da devam ediyor diye. Şimdi şu detayı bence gözden kaçırıyoruz. Şimdi benim en yakın arkadaşım çok sevdiğim bir insan varsa ve bana bir şekilde ya yani hakaret boyutunda demeyeyim ama bir tartışma şeklinde bana böyle bir yükseldi. Birkaç kelime söyledi. Benim çok sevdiğim arkadaşım olduğu için ben bunu tolere edebilirim. Yani ona karşı zaten bilirim ki o sinirli. Ben evet. üstüne gitmeyeyim dedi. Olur. Şimdi Nagihan'la aslında Evrim arkadaşlığı da böyle bir şey. Nagihan'la Evrim bence çok iyi arkadaşlar. Zaten Evrim de bunu dile getiriyor. Daha önceden bir itişmeleri vardı. Hatta havuzda çekti, düşürdü. Orada da bir tartıştılar. E, onun dışında konseye geldiklerinde bunu gülerek anlattılar. Evet. Nagihan dedi ki ben çok seviyorum Evrim. Evrim dedi ki ben çok seviyorum. Yani böyle sevgi sözcükleri havada uçtu. Şimdi aslında burada hani Evrim'in yaptığı evet güzel bir şey ama hani böyle çok çok olgunlaştı, büyüdü. Ama abicim, evrim, oradan, hani öyle değil. Orada ama bir kelime var orada. Eleştirmemiz... oynamaktan nefret ediyorum dercesi bir ama var. Doğru ama şimdi benim arkadaşım bana dönse benim en yakın arkadaşım dese ki senden nefret ediyorum dese ben derim ki ya şimdi bu Sinirle söylenen sinirlendi, bir şeyden. Sen biraz sakinleş sonra konuşuruz diyebilirim yakın arkadaşım olan birisine. Hani benim burada eleştirmemiz gereken noktanın evrimi böyle yani saydıklarının Daha hepsine yani ben de Evrim yakın arkadaş mı? Evet ben, söylediler. Ben, ben çok seviyorum. Evrim, çok en fazla uçakta falan yan yana oturmuştur. Ben sana ben, hiç Alakaları yok. Dışarıda öyle görüşen ya da bir Evet ama yani orada ona bakılırsa mi? Nisa ile Evrim de hiç şeydi yani anlaşamıyorlar. Evet ama, ama 2020'de şimdi, aynı adada 4 ay gibiler. geçirdiler ama. Bak 4 ay geçirdiler. Bir huyunu suyunu biliyor. Nagihan ile Evrim ee, yani Onların bak bir Nisa Evrim'in arkadaşlığı bence çok daha zordu. Sonuç olarak daha önce bir geçmişleri var ve bu da negatif bir geçmişti. Bir ön yargılar vardı. Ön yargıyı kırmak her zaman daha zordur bir insanda. Ama ilk defa tanıştığın hele ki uzaktasın aynı takım içerisinde değilsin. Ne yaptığını ne ettiğini bilmiyorsun yani. negatif yönlerini bilmiyorsun. Daha çok uzaktan el salladığında başarısına hayran oluyorsun mesela bir kişinin. O yüzden daha çabuk arkadaşlıkların kurulabileceğini düşünüyorum. Ama burada bence en çok eleştirmemiz gereken kişi burada Nagihan. Niye? Çünkü yakın arkadaşım dediğim, böyle öpücükler gönderdiğin, seni çok seviyorum dediğim bir insana kalkıp da senden nefret ediyorum, oynamaktan nefret ediyorum, gelmeyeceksin buraya çirkefsin demek bence arkadaşım dediğim bir insana çok daha ağır itham. ben de işte orada Hakan'ın yanındayım. Yani Nagen çok yakın, yakın arkadaşın çok takip Çok yakın. Evet. Ya, yakın arkadaşım takip ediyor. Bence onlar ya. orada güzel bir enerji, sinerji Tabii yakaladılar. Ben, ben öyle Ama dedi. Evrim Nagihan'ı takip ediyor. Ha bak. Evrim zaten onu. Evrim, bak Evrim onu bize verdi zaten. Evrim. Nagihan kişi şey takip ediyor. Evrim yok. Evrim 400 kişi takip ediyor. Nagihan var. Ya bak, bak ben de Nagihan'la iyiyimdir ama mesela Nagihan'ı takip etmiyorum. Yani bu bir kıstas mıdır mesela? Benim onu sev, sevmememle alakalı. Muhtemelen takibi almışsındır o seni takip etmeyince. Aa beni etmiyor. Ben de çıkın. <laughs> demişsin. Yüzde %100 yüz yani. Yapar mısın böyle şeyler? Yemin ederim. Ramazan ayındayız. Yemin ediyorum Söyle öyle bir şey yani, hiç kimse. Bu şey hakanlık hareketler. Evet. O yüzden evet. Ben yaparım her şeyi. Nasıl da böyle hareketler. Önce takip ederim mesela bir ünlüyü. Tamam mı? Sonra baktım, takip etmiyor geri çıkarım yani.